Sultanlar Şehri İstanbul, Galata Mevlevihanesi'nde, 3. bahis. Galata'ya doğru inerken küçük kabristan karşısına düşen Mevlevihane'yi iki sefer ziyaret ettim. Avrupa'da bu tarikatın mensuplarına dönen dervişler deniyor. Tekkenin avlusuna güzel işlemeli bir kapıdan giriliyor. Kapıdan geçince sol tarafta karşınıza dergahın mezarlığı çıkıyor ve sağda ana binanın sivri tepeliği yani alemi görülüyor. Tekkenin ön cephesine vasıl olduğunuzda avlu genişliyor ve ortada çok yaşlı, etrafı itinayla çevrilmiş muazzam bir çınar ağacı duruyor. Bir tarafta tarikat büyüklerinin yattığı zarif türbe var, diğer tarafta ise ufak bir mabet gibi çatıyla kaplı, saçaklarının altı cephesini de koruduğu beyaz mermerden bir şadırvan var. Dervişler semahaneye girmeden önce bu şadırvanda abdest alıyorlar. Sekiz köşeli türbenin zemini ortada iki basamak yükseltilmiş. Çevresinde yalnız bir kişinin geçebileceği genişlikte bir boşluk bırakılmış. Sandukalar düz, hakiki kumaşlarla örtülmüş. Her mezarın baş tarafına birer külah yerleştirilmiş ve bunların alt kısmına renkli ipekler ile sırma işlemeli tülbentler şerit şerit sarılmış. Sandukalardan birinin karşısında ahşap bir levha üzerine iğne işiyle Kur'an'dan bir ayet yazılmış ve bir külah resmi işlenmiş. Kabirlerin arasına düz toprak, renkli şamdanlar içinde mumlar konmuş. Tekke çok güzel bir yapı. Müştemilatında cemaat mensuplarının zevceleri ve çocuklarıyla rahatça yaşadıkları ek binalar var. Dini vazifelerini ifa eden dervişler buradan şehirdeki çeşitli meşgalelerine doğru yola çıkıyor ve hemşerileriyle denk şartlarda çalışıyorlar. Katolik keşişlerin tersine dervişlerin kendilerini veya tekkelerini zenginleştirmek için para toplamaları yasak. Hem kendilerine hem de ailelerine en basit yiyecekler, en ucuz elbiseler yetiyor. Çalışkanlık, itidal ve ibadet onlar için bir vazife. Kendi tayin ettikleri mükellefiyetleri münasip gördükleri zaman bırakmakta serbest oldukları için cemaatte gönülsüzlük nedir bilinmiyor. Yıl boyunca en meşgul oldukları günlerde bile Allah'a adayacak vakti buluyorlar. Diğer Müslümanların tersine mabetlerinin kapılarını yabancılara açıyorlar. Tek şartları beylerin girmeden önce ayakkabılarını çıkarmaları. Bazı kaynakların yanlış bir ifadeyle cami olarak adlandırdığı semahane, titizlikle boyanmış duvar ve tavan bezemeleri olan orta büyüklükte sekizgen bir bina. Büyük salonun orta yeri parmaklıklarla çevrilmiş ve burası dervişlere ait. Yaygılarla döşenmiş olan dış halka ziyaretçilere ayrılmış. Üst katta binanın altı köşesi boyunca uzanan derin bir koridor var. Bunun altında içeriye girer girmez sol tarafınızda Türk kadınların arkasından merasimi seyrettikleri kafesleri fark ediyorsunuz. Parmaklıklarla çevrili dairenin dış çeperi boyunca ensiz bir yolluk serilmiş. Dervişler merasim sırasında bunun üstünde diz çekiyorlar. Devamlı sürtünme sebebiyle orta kısım öyle cilalanmış ki bir aynayı andırıyor. Dönüşler sırasında kazara dervişlerin ayakları yaralanmasın diye tahtalar şilin büyüklüğünde başları olan mıhlarla birleştirilmiş. Kubbeli tavanın merkezinden aşağıya sekizgen şeklinde bir demir çubuk iniyor. Buna tutturulan ufki çubuklara farklı renk ve ebattaki çok adette kandil asılmış. Kubbeyi destekleyen ve 24 tane olarak saydığım sütunların pek çoğunda peygamberden aktarılan sözlerin yazılı olduğu levhalar var. Tekke postnişininin oturduğu ve küçük bir halının üstüne serilmiş koyu kırmızı bir kilimden, yani buna post demek gerekir, yukarısında tekke kurucusunun adı siyah zemin üzerine yaldızlı koca harfle yazılmış. Biz içeriye girdiğimizde şeyh burada diz çökmüş halde oturmaktaydı. Üstünde geniş ve sarkık yenleri olan toprak renginde bir
hırka vardı ve boz keçeden uzun bir serpuş şeklindeki külahı yeşil bir şeritle sarılmıştı. Semahanenin diğer ucundaki dört büyük pencereden görülen ince uzun minareleri ve semavi camileriyle İstanbul'un uzakta parıldadığı muhteşem Boğaziçi manzarasına sırtını dönmüş olduğu için ona acıdım. Dervişler birer birer semahaneye girdiler. Parmaklıklarla çevrilmiş alanın küçük kapısında başlarını yerlere kadar eğerek yaygının üstünde yerlerini aldılar. Hürmetle eğilerek yeri öptüler. Sonra kollarını sakince göğüslerinde kavuşturarak gözleri kapalı, bedenleri yavaşça öne ve arkaya sallanır halde kendilerini sema ayinine kaptırdılar. Hepsi de kolları sarkan koyu renkli kumaştan yapılma geniş hırkalara sarılmışlardı. Külahlarını merasim boyunca hiç çıkarmadılar. İtiraf ederim ki dönen derviş fikrinin daha önce zihnimde uyandırdığı intiba ciddi olmaktan çok uzaktı. Bu yüzden dini merasimin yarattığı tesire oldukça hazırlıksızdım. Dervişlerin ibadeti ancak her dini merasimde dalga geçecek bir şeyler bulmaya hazırlıklı olanlara tesir etmeyebilir. Sadece dua ederken çıkan nefeslerin ya da düşkün insanlık için meleklerin kopardığı nameli feryatları andıran, bastırılmış bir hüznü içeren ve bir bulutun ardından keder seslerini gönderir gibi gelen boğuk sesli çalgıların melankolik avazelerinin bozduğu derin sessizlik. Semahaneyi dolduran kalabalığa gözlerini bir an dahi çevirmeyen cemaatin kesif ve sofuca kendinden geçmişliği. Korodaki dervişlerin derin, dolgun ezgileri. Hatta Yaradan'a uysalca ibadet ettikleri bu aydınlık ve periler diyarına benzer ibadethane ile kendi sakin ve veçt halindeki görüntülerinin yarattığı tezat. Bütün bunlar sahnenin tesirini güçlendiriyor ve dinin en kutsi mekanında dahi bir komiklik bulmaya kalkışacakların cüretini ve haddini bilmezliğini yüzlerine sessizce vuruyordu. Sema töreni şeyhin irticalen yaptığı bir duayla başladı. Semaya katılan dervişler bunu kollarını göğüslerine kavuşturmuş ve gözlerini yere dikmiş halde dinlediler. Duanın sonunda hepsi alınlarını yere değdirdiler. Saz heyeti o zamana kadar duyduğum müziklerin hiçbirine benzemeyen, o kendine has yabani ve melankolik Türk havalarından birini çalmaya başladı. Anında dervişler hep birlikte koroya katıldı. Bunun tesiri tüyler ürperticiydi. Sesler çıkmakta olan ruhun son nefesi gibi solup gitti ve ansızın bir defa daha neredeyse dünyevilikten uzak görünen derin ve güçlü bir ahenkle yükseldi. Ardından takriben bir dakikalık sessizlik oldu ve bundan sonra pes, ağırbaşlı müzik yeniden başladı ve yerden yavaşça kalkan dervişler kıdemlilerinin peşinden ortadaki sahanın etrafında üç kez döndüler. Şeyhin oturduğu yerin yukarısında asılı olan kurucularının adının gölgesi altında ilk seferinde geldikleri istikamete doğru ve sonra aksi istikamete sanki sırtlarının yazıya dönmesine mani olmak istercesine yavaşça sağ ayakları üstünde dönerek iki kez selam verdiler. Bu selam sırasında kavuşmuş kollarını indirmediler. Merasimin bu kısmı ikinci kere yere kapanmalarıyla hitam buldu. Daha sonra yerlerine dönüp hırkalarını ve eğer varsa ayaklarındaki yün çorapları çıkaran dervişler postnişinin önünden vakarla geçerek dönüşlerine başladılar. Ardından şahit olduğum çok müstesna ve tuhaf merasimi Don Kişot vari müdafaa etmeye ne niyetim var ne de buna hazırlık diyeyim. Gene de bunu bir saçmalık olarak tarif eden modern seyyaha iştirak etmeme imkan yok. Evet, bunun biz Avrupalıların insicamlı ve muteber ibadet hususundaki fikirlerimize tekabül etmediği kati. Ama kendi muhakeme tarzlarına göre Allah'a hizmet eden erişilmez karakterdeki bu insanlara herhangi bir kimsenin hürmetten başka bir şeyi duyacağına ihtimal vermiyorum. Dans eden, daha doğru ve daha münasip bir tabirle dönen semazenlere, çünkü dönüşleri dansa ancak bu kadar benzemeyebilir, adını veren bu alışılmamış merasim
kendi içinde manasız değil. Dervişler önce geçmiş günahlarının affedilmesi ve sonraki hayatlarının günahtan uzak olması için dua ediyorlar. Islahatları kuvveden fiile çıkarmak için sessizce yakardıktan sonra ayaklarındaki tozu silmek ve bütün dünyevi bağlardan kurtulmak arzusuyla tuhaf ve yorucu hareketlerine başlıyorlar. Bu adetin basit bir hevesten doğmuş olduğuna inanasım gelmediği için manasını bulma zahmetine girdim. Merasimlerin farklı günlerde farklı olup olmadığını anlamak için semahaneyi ikinci defa ayin sırasında ziyaret ettim. Fakat bir değişiklik fark etmedim. Ayakta durmakta olan şeyhin önünden iki defa vakur bir selam vererek geçtikten sonra dervişler kollarını iki yana açtılar ve dönme hareketlerine başladılar. Sağ elin avucu yukarıya, sol elinki ise aşağıya bakıyordu. İç elbiseleri daha evvel de beyan ettiğim gibi hırkalarını bir kenara bırakmışlardı. Bir yelek ve ayaklarına kadar inen koyu renkli kumaş bir eteklikten teşekkül ediyordu. Kıdemli dervişlerin elbiseleri yeşil, diğerlerininki kahverengi ya da sarımsı gri renkteydi. Bellerine kırmızı kenarlı kuşaklar bağlamış, yeleklerinin sağ yanını kuşağa sıkıca iliştirirken sol yanını gevşek bırakmışlardı. Çok geniş olan eteklikleri kuşağın altında bol kıvrımlar halinde iniyor ve dönüşler sırasında çan gibi bir manzara arz ediyordu. Bu giysiler sadece merasim sırasında giyiliyor ve yazın bunların yerini daha hafif kumaştan beyaz giysiler alıyor. Vazifeli olanların bunu başka nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Sayısı 9'du. Bunların 7'si erkek ve kalan 2'si oğlan çocuklarıydı. En küçüğü katiyetle 10 yaşından büyük olamazdı. 9, 11 ve 13 esrarlı rakamlardır. Cemaat ne kadar büyük olursa olsun dönemlerin sayısı bu rakamları geçmiyor. Geri kalan tarikat mensupları sema sırasında yerlerinde kalıp dua etmeyi sürdürüyor. Benim takip ettiğim merasimde bunların sayısı 20 kadardı ve her biri bir sütuna yaslanmıştı. Galerideki bendir vuruşları dönen dervişlerin hareket müddetini tayin ediyordu ve bu uyum kelimelerle ifade edilemeyecek garip bir tesir bırakıyordu. Hareketleri muntazam ve hatasızdı ki oldukça sınırlı mekana rağmen bir defa bile birbirlerine çarpmadılar. Sanki kurulmuş oyuncak bebekler gibi solgun, ihtirassız çehreleri tamamen kıpırtısız, başlarını hafifçe sağ omuzlarına eğmiş halde 5 dakika kadar dönmeyi sürdürdüler. Kabaran etekleri hareketlerinin hızından ötürü semahanede soğuk, keskin bir hava estiriyordu. Bu müddetin hitamında galeride hiç durmadan okunan namelerde peygamberin adı geçti. Bunu duyunca hepsi aynı anda durdular. Ellerini göğüslerine kavuşturarak eğildiler ve selam verdiler. Ani duruşları geniş elbiselerinin bacaklarına sarılmasına sebep oldu ve bu bir anlığına onlara mumya görünüşü verdi. Bunu bir dua faslı takip etti ve aynı merasim 3 defa tekrarlandı. Sonunda semazenlerin hepsi yüzüstü yere kapandı ve o ana kadar seyirci olarak kalmış olanlar hırkalarını onların üzerine örttü. Şeyhin sol yanında diz çökmüş olan derviş ayağa kalktı. Hızlı ve vakur bir sesle kısımlara ayrılmış uzun bir dua okudu. Her cümlenin son kelimesini Philips'e taş çıkartacak zengin, derin bir oktavla ha 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 diyerek uzatıyordu. Okunan duada cümle sonlarında ha değil, Farsça'da için anlamına gelen ra sözü tekrar tekrar geçer. Bu dua yeryüzünün uluları, memleketin büyük adamları, kendileri üzerinde salahiyet sahibi olanların tamamı içindi. Başlarını göğüslerine eğilediler, ta ki padişahın adı zikredilene kadar. O an bir kere daha duyduğum en korkunç iniltiyi çıkararak yere kapaklandılar. Galerideki bu feveranla saz heyetinin vazifesi sona erdi. Şeyh
dizleri üstünde doğrulup birkaç dakika dua etti. Diğerleri yerde yatmayı sürdürdü. Daha sonra şeyh koyu kırmızı kilimdeki yerini aldı ve diğerleri teker teker ona yaklaştılar. Elini kavrayarak dudaklarına ve alınlarına bastırdılar. İlki geçtikten sonra şeyhin sağında yerini aldı ve ikincinin gelmesini bekledi. İkinci onun önüne geldiğinde az önce şeyhe arz etmiş olduğu selamet öpücüğünü ona da arz etti. Her biri sırasıyla kendinden öncekilerin hepsine karşı aynı merasimi icra etti. Eli öpülen şahıs sakalını yumuşakça sıvazlayarak karşılık veriyordu. Bu temaşanın son perdesiydi. Şeyh yavaşça ve sessizce ayrıldı. 5 saniye içinde mabet boşaldı ve cemaat kapıda birikerek çizmelerini, ayakkabılarını ve yeminilerini almaya başladı. İkinci ziyaretimde dervişlerin semahanesinde gördüklerime benzer pitoresk grupları başka hiçbir yerde görmemiştim. Ne de herhangi bir toplulukta bu kadar mükemmel bir intizama şahit olmuştum. Bütün merasim boyunca derin bir sessizlik hüküm sürdü. Bu sessizliği sadece benim yanımda duran ve mutrıbın hüzünlü namelerine kendini kaptırdığı için gözyaşlarını tutamayan orta yaşlı bir Türk'ün hışkırıkları bozmaktaydı. Her kesimden insanın tuhaf şekilde musikinin tesirine karşı hassas olduğu bu memlekette böyle bir hal hiç de nadir değil. Semahanenin içi mükemmel bir tablo gibiydi. Ağırbaşlı giyimli dervişler ortada yerlerini almıştı. Dış halka kaba redingotlar ve kırmızı fester giymiş asker gruplarıyla, yeşil sarıkları ve gösterişli sakallarıyla, kürklü, morumsu kırmızı kaftanlara bürünmüş mübarek Türk din adamlarıyla ve boz renkli kaba elbiseler içinde köylülerle doluydu. Hepsi de müsavi derecede kendini kaptırmıştı ve hiçbir muhitin intizamını bozmaya teşebbüs etmedi. Türkler dini görüşleri zaviyesinden son derece müsamahakârlar. İngiltere kilisesinde olduğu kadar çok mezhepleri var. Her şahıs münasip gördüğü, vicdanının emrettiği mezhebi seçmekte müsavi derecede hür. Dervişler birkaç farklı tarikata bağlı. Mevleviler itikatlarında maddeciler. Zerriniler Meryem Ana'ya tapıyorlar. Zerriniler 9. yüzyılda Muhammed bin Kerram tarafından kurulmuş Keramiliğin 12 kolundan biri olan Zerreniye tarikatının mensupları anlamına geliyor. Bektaşiler Mehdi'ye ve 12 imama inanıyorlar. Her tarikatın kendine has, sade İslam inancının dogmalarından farklı kaideleri var. Ama mezhepleri mevzuundaki mutaassıp peşin hükümlerine rağmen bütün Müslümanlardan hürmet görüyorlar. Umumiyetle astroloji ve musiki mevzularında malumat sahibiler. Büyü ve nazarı çözüyorlar. Daima sessiz ve itaatkar davranıyor. Asla saray ve ulemanın entrikalarına karışmıyorlar. Türkler Hristiyan rahiplere müsamahakâr davranmakla kalmıyor, hatta hürmet de gösteriyorlar. Onların manastırlarını azizlerin adını taşıyan ve kendilerini tamamen Allah'a adamış insanların yaşadığı kutsi yerler olarak kabul ediyorlar. Bu durumda kendi dervişlerine hürmet göstermeleri de şaşırtıcı değil. Hristiyanlara hürmetleri öylesine büyük ki İstanbul'a takribi 2 fersah uzaklıkta Marmara Denizi'nde yer alan ve Prens Adaları adı verilen çok güzel bir takım adada kurulmuş farklı manastırların cemaatlerini çan sesleriyle ibadete çağırmalarına müsaade ediyorlar. Hiçbir Hristiyan kilisenin başka bir dine tanımadığı bir imtiyaz bu. Ama belki de dini cemaatlere hürmetlerinin en büyük delili Konya'daki en büyük tekkenin türbesinde en tanınmış Müslüman ermişlerden Molla Hünkar'ın hemen yanında sağlığında çok bağlı olduğu ve vasiyetinde ölümünden sonra da ayrılmama arzusunu ısrar ettiği Hristiyan bir keşişin yatıyor olması. Bu iki mezar hala duruyor. Hikayeyi daha da şayanı dikkate kılan şey Eyüp Sultan Camisi'nde Osmanlı tahtına çıkarken padişaha kılıcını vermeye imtiyazının
bu tekkenin şeyhine ait olması. Burada bir not var. Burada aslında Mevlana Celaleddin Rumi'den ve Konya'daki dergahından bahsedilmektedir. Dergahta böyle bir mezar yoksa da muhtemelen Mevlana'nın gayrimüslimlere karşı ayrımcılık gütmeyen tutumu ve gayrimüslimlerin ona gösterdiği hürmet dönemin pek çok yazılı kaynağında da yer aldığı için böyle bir efsane doğmuştur. Türkler kadınları derviş olmaya layık görmüyorlar. Ama gene de Hristiyan rahibelere hürmette kusur etmiyorlar. Bunun biraz da tuhaf bir delili 1818'de vuku bulan bir hadisede görülebilir. Cenova'daki bir rahibeler cemaati Fransız cumhuriyetçilerin manastırlarına verdiği hasarı anlatmak gayesiyle padişaha ve devlet ricalinden Halet Efendi'ye birer maruzat göndermiş. Maruzatlar şapellerinin zeminine sermek üzere 3 Türk halısının hediye gönderilmesine müteveccih olarak pek dindar zatı şahaneye bir münacatla bitiyormuş. Bu halılardan ilkinin kırmızı, ikincisinin mor ve üçüncüsünün yeşil olması isteniyormuş. Rahibeler buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nun muhterem reisinin sıhhati, refahı ve şanı için dua etmeyi vaat etmişler. Padişah bu ricayı yerine getirmiş ve Hürrem Sultan'ın hemşerileri, Müslüman bir imparatorun Hristiyan dinine adanmış bir mabete bağışladığı muhteşem hediyeyi fazla gecikmeksizin almışlar. Yine burada bir not var. Pek çok dönemde kimi Avrupa ülkelerinden, kimi Rus esteplerinden, kimi Kafkasya'dan kaçırılmış cariyelerin ve hanım sultanların kökenleri hakkında Fransız ya da İngiliz soylusu olduklarına dair söylentiler doğmuştur. İkinci Mahmut'un annesinin hiçbir kanata dayanmaksızın Fransız soylusu Aime de Riverie olduğu iddiası olduğu gibi. Burada da muhtemelen Slav kökenli Hürrem Sultan'a İtalyanlık atfedilmiştir. Pera'daki dergahın haziresinde Fransa'dan kaçarak Osmanlı tebaalığına geçen ve Müslüman bir paşa olarak ölen Markiz de Bonneval'ın yani Humbaracı Ahmet Paşa'nın mezarı var. Zamanında bu tekkenin banisi Mehmet Said, Halet Efendi'nin başını örtmüş olan mezar taşından geriye kalanlar da hala duruyor. Söylemeyi unuttuğum bir şey de bunun tamamen mermerden yapılmış olması. Ne var ki efendinin başı daha az kutsi bir yere taşınmış ve bir hain mezarı damgasını yemiş. Bir zamanlar padişahın gözdesi olan Halet Efendi, kendi emellerini örtbas etmek için bir Rum isyanının patlak vermesine sebep olmuş. Entrikalarıyla Mikail Suzon'un Boğdan voyvodalığına atanmasını sağlamış. Himayesi altındaki bu fenerli Rum'un yaptıklarından ve sadakatinden mesul olmasına rağmen Suzon'un padişaha kafi derecede sadık olmaması sebebiyle kendisine serzenişte bulunduğunda padişaha müteveccih sadakatsizliğin sadece Suzon'dan neşet etmediği, bütün bir ahalinin bunu paylaştığı cevabını verme cüretini göstermiş. Hemen ardından Rumları isyan etmeleri için gizlice kışkırtmaya koyulmuş ve kuklası olan Voyvoda da ona öyle uymuş ki Ypsilanti eyaletteki hükümranlığını ilan edince onun emri altına girmiş. Bu asi güç birliği Mora'daki isyan, Rumların İstanbul'daki isyanı ve Patrik'in öldürülmesi gibi korkunç neticeler getirmiş. Mahmut bu ihanete gözdesini Konya'ya sürerek karşılık vermiş. Ama bir yandan da kendi mührünü taşıyan bir mektupla hayatını ve mal varlığını korumaya söz vermiş. Ne var ki birkaç yıl geçince böyle yersiz bir müsamaha gösterdiği için pişmanlık duyarak sürgündeki gözdesine geri gelmesini emreden bir fermanla birlikte bir kapıcı başı göndermiş. Bu görevli Konya'ya vasıl olup Halet Efendi'ye fermanı takdim etmiş. Menfa'daki devlet adamı talihinde bu kadar ani ve beklenmedik bir değişiklikten büyük bir coşkuya kapılarak hiç vakit geçirmeksizin İstanbul'a dönüş hazırlıklarına girişmiş. Fakat kendisini kapıcı başına emanet etmesinden sonra urganının boğazına dolanıp
hayatına son verilmesi çok sürmemiş. Kapıcıbaşı yanında kurbanının kellesiyle çarçabuk İstanbul'a dönmüş. Veli nimetlerinden geriye kalan bu dehşet verici yadigar ısrarlı talepleri üzerine Pera dervişlerine teslim edilmiş ve Türk adetlerine göre altında yatan şahsın şiddet sonucunda öldürülmüş olduğunu gösteren küçük bir taşın altına gömülmüş. Gel gelelim birkaç gün bile geçmeden padişah kellenin akıbetini sormuş. Kendisinin de bağlı olduğu, eskiden sema törenlerine katıldığı ve hala tebdili kıyafetlerle ziyaret edip kafesli hücresinde oturduğu Mevlevi tarikatının dergahında gömülü olduğunu duyunca hemen çıkarılması ve şehrin lağımlarının Haliç sularına boşaldığı Balat'a götürülmesini emretmiş. Derhal emre uyulmuş, mezar taşının üstündeki sarık şekilli dikme artık gözden düşmüş, Halet Efendi'nin kellesinin birkaç gün yattığı yeri göstermeye yarıyor sadece.